Tam battı çıktı. Sel olayında ben burada yoktum. Bizim çalışanlar vardı. Çocuklar buradaydı. Sel sevdi şu traktörün boyunu geçkindi. Yani 2,5-3 metre yakında. Sel gelince presin üzerine çıktılar. Ondan dolayı yine kendini kurtardılar. 3-4 saat mahsus kaldılar. Biz karşı taraftaydık. Çalışanlar ve bizim çocuklar buranın eleman da buradaydı. 3-4 saat burada mahsus kaldılar. Suyun dinmesiyle o şekilde kurtardılar. Bu seneyle 3. senesi, 4 senesi lisanslı bir firma. Şu anda 2-2,5 milyon zarar var. Makinenin durumu tamamen şu anda çalışmıyor durumda. Gördüğün gibi zaten çamurdu. Çamur yeterli de şu anda hiçbiri çalışmıyor. Yani her hangi makine eline atsan hepsi su dolmuş, hepsi su geçmiş. Mekanik durumlar hep ölmüş durumda. 650-700 tona yakın malımız vardı bizim. Stok halindeydi. Bu balyeli şekilde, balyeli preslediymiştik. Balyeli şekilde yığmıştık. O komple gitti. Sel nedeniyle komple gitti bunlar. Her şey komple gitti. Yani ofis takımıydı, bilgisayarlardı, ondan sonra yemekhanesiydi, mutfağıydı. Şimdi ele alınacak hiçbir şey yok. Evraklarda hiçbir şey yok ele alınacak. Komple suyla beraber geldi. Yani 3 metre boyun, şu traktörün boyunu geçti, bir su geldi. Bunun hepsini aldı gitti. Yani zaten şuradaki 700 tonluk bir malı götüren, içerideki 4 tane evrağı da götürür. Komple her şeyi aldı gitti. Elimizde avuzda hiçbir şey kalmadı. Bir sel felaketinin ardından etrafı toparlamaya çalışıyoruz. Zararın boyutunu sizler de gördünüz kendiniz. Ofisimiz, yatakhanemiz, yemekhanemiz, makine teçhizatın durumunu da gördünüz. Toparlanma aşamasındayız. Bugün genel temizliğini yaptık kendi çabalarımızla. Şu anlık durum bu. Faaliyete geçmemiz 1-2 ay olur. O zamana kadar da tekrar toparlanmaya çalışacağız.